Merhaba arkadaşlar, bugün size yarım papatya modelinin yapımını göstereceğim. Bu modeli daha önce ben yarım papatya isminde farklı bir model paylaşmıştım. Bunu da bir üyemiz gönderdi arkadaşlar. Yelek yapacakmış ablamız. Kare şeklinde başladım bunu. Bir tane de şal şeklinde başladım. Çok hoşuma gittiği için arkadaşlar. Ben daha önce yapmıştım bu modeli. O yüzden size göstermek istedim. Şal şeklinde isterseniz başka bir gün paylaşabiliriz sizinle. Hazır elimde model varken. Yani yorulmam. İşte hadi bakalım. Şimdi ne yaptım ben? 25 ilmek başladım size göstermek için. Bir sıra ters gittim. Şimdi başlayalım. Hadi bakalım. Hadi bismillah. 1 2 3 düz ördüm arkadaşlar. 4 ile 5'i sağa doğru şöyle sağa doğru 3 düz ördükten sonra 4 ile 5. ilmeği sağa doğru çift aldım. Başına sardım. Sonra 1, 2, 3 tane birden topladım. Başına sardım. 2 tane topladım. Baklava dilimi şeklinde oluşuyor. Sonra böyle sarma yapacağız arkadaşlar. Önce üçgen ya da baklava şeklinde baklava dilimi. Bakın bir başına sardım. Bir çift aldım. 1 2 3 4 5 tane düz ördüm. 6 ve 7. yine sağa doğru. Sağa doğru. Biraz sık örmüşüm. Çift aldım. Başına sardım. 3 tane birden topladım. İnşallah topladım. Başına sardım. Çift aldım. Ve 1, 2, 3 tane kenar ilmeği ördüm. Yanları ördüm diyelim. Tersinde hiçbir işlem yapmıyoruz. Hepsini ters olarak örüyoruz. Hepsi ters olacak. Bu şekilde devam edin. Şimdi ikinci ön düzdeyim. Bir tane düz ördüm. İki tane düz ördüm. Üç ve dördüncüyü sağa doğru şöyle şişimi geçirerekten çift aldım. Başına sardım. Bir düz, iki düz, üç düz ördüm. Bakın şu şekilde. Başına sardım. Çift aldım. Bir düz, iki düz, üç düz, dört ve beşinci düzümüzü sağa doğru çift aldım. Şu şekilde üçgen oluşturacağız. Başına sardım. Bir düz, iki düz, üç düz. Başına sardım. Çift aldım. Sonra bir düz, iki düz dönüyorum. Bu şekilde oluşuyor. Tersinde hiçbir işlem yapmıyoruz. Hepsi ters oluyor. Böyle ters olarak örün. Siz de inşallah. Üçüncü ön düzdeyim. Kenar bir düz ördüm. 2 ile 3'ü sağa doğru yine çift alıyorum. Böyle sağa doğru çift aldım. Başına sardım. 1 düz, 2 düz, 3 düz, 4 düz, 5 düz. Başına sardım. Böyle üçgenden çift aldım. 1 düz, 2 ile 3. düzümüzü böyle sağa doğru çift aldım. Bu şekilde. 3 ilmek kaldı. Başına sardım. 1 düz, 2 düz, 3 düz, 4, 5 düz. Başına sardım. Çift aldım. Bir tane kenarda düz ördüm. Bakın bu şekilde. Terste hiçbir işlem yok. Yine hepsini ters olarak örüyoruz.
Dördüncü ön düzleğim. Bir ile ikinciyi böyle sağa doğru yine şişimi sağa doğru geçirerekten çift aldım. Başına sardım. Bakın başına sardığımla birlikte 1, 2 oldu. 9 tane olması lazım. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Başına sardım 9 oldu. Sonra bakın üçgenden 3 tane kalmış bakın. O üçünü birden topladım. Başına sardım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane düz ördüm. Başına sardım. Çift aldım. Bakın bu şekilde oldu. Terste hiçbir işlem yok. Hepsi ters olarak örülecek. Ve bu şekilde. Şaşırmadıysam 5. ön düzdeyim arkadaşlar. Bakın bu şekilde oluştu. Şimdi papatya şeklini vereceğiz. Bir düz ördüm. Başına sardım. Çift aldım. Çift ördüm. Bakın topladım. Bir düz, iki düz, üç düz ördükten sonra bu ilmeği buraya bırakıyorum. Bakın burada kaç tane delik var? 4 burada, 4 de burada. Toplam 8 tane deliğimiz oluştu. Oradan bakın ipi serbest bıraktım. Buradan ip görünüyor. Bakın çekeceğim. Çektim. İlmeği parmağıma sardım. Düz şeklinde ördüm. Sonra ikinci bakın bu sefer sağ şişimle yapıyorum. Hani kolay olur artık diye. Sağ şişimle oradan tığımı şişimi batırdım. İlmek aldım. Sol şişime geçirdim. Düz ördüm. Üçüncü deliğe geçtim. Bakın tığım şişimi batırdım. İlmek aldım. Sol şişe geçirdim. Düz ördüm. Dördüncü delikten şişimi geçirdim. İlmek aldım. Düz ördüm. Beşinciye geçirdim. İlmek aldım. Düz ördüm. Altıncıya geçirdim. İlmek aldım. Çıkardım. Düz ördüm. Yedinciye geçirdim. İlmek aldım. Düz ördüm. 8 tane olacak. Bakın 8.'yi yaptım. Düz ördüm. Sonra 1, 2, 3 ve 4.'yü sağa doğru çift alıyorum. Başına sardım. Bir düz ördüm. Başına sardım. Çift ördüm. Yani 2 tane birden topladım. Ne yapacağız? Bir düz, 2 düz, 3 düz ördükten sonra bakın ilmeğimi serbest bıraktım. Böyle parmağımla tutuyorum. Bakın ilk delikten görünüyor. Onu sol şişimle çıkardım. İlmeği parmağıma sardım. İpi düz ördüm. Sonra ikinci delikten şişimi geçirip ilmek alıyorum. Bu şekilde düz örüyorum. Üçüncüden geçirdim. Düz ördüm. Dördüncüden geçirdim. Düz ördüm. Beşinciden geçirdim. İlmeği aldım. Düz ördüm. Altıdan geçirdim. İlmeği aldım. Düz ördüm. Yedinciden geçirdim. İlmeği aldım. Düz ördüm. 8. bulamadım diyeceğim. Buradaymış. 8. geçirdim. İlmek aldım. Düz ördüm. Sonra bir düz, iki düz, üç ve dördüncüyü sağa doğru böyle içeriden dışarı doğru çift alıyorum. Başına sardım. Düz ördüm. Bakın bu şekilde oluştu. Terste de keseceğiz inşallah. Şimdi tersine döndüm. Bir tane ters ördüm. Başına sardığımı ters ördüm. Bir ters, iki ters, üç ters ördükten sonra ne yapıyorum? Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 tane alıyorum. Hani çünkü bu bir ilmek olacak. Kapattığımda hep böyle. Böyle hepsini bir kapattım arkadaşlar, bakın. Bu şekilde. Sonra bir ters, iki ters, üç ters, başına sardığım ters, ortadaki ters, başına sardığım ters, sonra bir ters, iki ters, üç ters ördükten sonra ilmeği öne alıyorum. Bakın, ipi öne aldım. 2, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane. Sine böyle ipimi oradan geçiriyorum ve bıraktım bu şekilde. Bakın, bu şekilde oluştu parmağım, görünme oradan. Sonra bir ters, iki ters, üç ters, başına sardığım ters, kenar ilmek ters, bu şekilde. Evet, bakın modelimiz böyle. Şimdi ne yapacağım? Ben biraz daha göstereyim size, tam öğrenin diye. Hani yavaşça kapanacak üçgen şeklinde. Biri kapanırken diğeri böyle açılacak. Bakın, bu kapanmış. Bu diğeri böyle açılmış. Şimdi ne yaptım? Bir düz, iki düz ördüm. Başına sardım. Çift aldım. Topladım, yani iki tane topladım. Bir düz, iki düz, üç düz, dört ile beşi sağa doğru, dışarıdan içeriye doğru çift alıyorum. Hani yönü güzel dursun diye. Bakın, papatyanın üstünde 5 tane ilmek var. Başına sardım. Bir düz, iki düz, üç düz, başına sardım. Çift aldım. Bir düz, üç düz olacak. Orada 1, 2 ve 3 ezberledim. 4 ile 5'i içe doğru çift alıyoruz. Başına sardım. Bir düz, kenar ilmeği de düz örelim. Bu şekilde. Tersinde hiçbir işlem yok. Hepsi ters olarak örülüyor. Evet, düz tarafına geçtim. Bir düz, iki düz, üç düz, başına sardım. Papatyanın kesme yerini çifte aldım, bakın. Hani belli zaten keseceğim yer. Artırmadan sonra bir düz, iki ile üçü böyle dışarıdan içeri doğru çift aldım. Bakın, üç tane kaldı. Başına sardım. Bir düz, iki düz, üç, dört, beş, başına sardım. Çift aldım. Bir düz, iki ile üçü böyle dışarıdan içeriye doğru çift alıyorum. Tam görmüyorum, fazla dikkat etmiyorum ama inşallah. Başına sardım çift aldıktan sonra. Bir düz, iki düz, üç düz. Tersinde hiçbir işlem yok. Hepsi ters olarak örülecek. Böyle bu şekilde ters örün. Ön düze geçtim. 1, 2, 3, 4 tane düz ördüm. Başına sardım. Bakın, papatya tam kapanacak. Üçünü birden, 3 tane ilmek kalmış. Üçünü birden alıyorum. Başına sardım. 1, başına sardım. Bir. Buraya çift almam lazımdı. Bak, unuttum galiba. Yok, almamam lazım. Yok yok, tamam. 3, 4, hani 9 tane olacak ya. Toplamda 9 tane olacak ortası. Sonra sadece burada 3 tane topluyoruz. Karıştırdım. Başına sardım. Bir düz, iki düz, üç düz, dört düz.
Ortası da 9 tane oldu şeyle birlikte. Yanlardaki artırma ile birlikte. Bu şekilde tersten hiçbir işlem yok. Hepsini ters olarak örün. Evet, ön düze geçtim. 1 2 tane düz örüyorum. Burası yarım papatya olacak. 2 tane düz ördükten sonra bakın buradan ilmek alıyorum. İlmek aldım, düz ördüm. Yarım şey, hani yarım olacak. Burada tam olmuştu. Burada yarım şeklinde olacak. İkincisinden aldım ilmeği. Bakın üçüncüsünden böyle ilmek alıyorum. Düz örüyorum. Dördüncüsünden ilmek aldım. Düz ördüm. Sonra ilmekler bittikten sonra kalan ilmekleri bir düz, iki ile üçü böyle sağa doğru çevirerekten çift aldım. Başına sardım. Bakın buradayım. Bir düz. Başına sardım. Çift ördüm. Sonra 3 tane düz öreceğim. 1, 2, 3 düz ördüm. Bakın ilk ilmeği parmağımla oraya hani ilk deliğimize getiriyorum. Oradan ilmeği çıkardım. Düz ördüm. Sonra sağ şişli her bir boşluktan ilmek alıyorum ve düz örüyorum. 2 oldu. 3 gördüğünüz gibi 4 5 6 7 ve 8 tane düz ördükten sonra bir düz. Onlar ilmekleri aldıktan sonra bir düz, iki düz, üç ile dördüncüyü sağa doğru çift alıyorum. Başına sardım. Bir düz ördüm. Başına sardım. Bir çift aldım. Sonra bir, iki düz ördüm. Hani burada yarım papatya yapmamız lazım. Yarısını yapmamız lazım modelin. Bir ilmek aldım. İkinci ilmeği aldım. Düz ördüm. Üçüncü ilmeği aldım. Düz ördüm. Ve dördüncü ilmeği aldım. Düz ördüm. Kenarda bir tanesini de düz örüyorum. Şimdi tersten bunları toplayacağız. Bakın şu şekilde oluştu. Bir tane ters ördükten sonra 3 burası burada bütün sardıklarımı topluyorum. Bakın ilmeği geçiriyorum. Onları bıraktım. Sonra bir ters, iki ters ördüm. Başına sardığımı ters ördüm. Diğerlerini ters ördüm. Sonra o ilmeklere geldim. Bakın. İpimi öne aldım. Hani diyordum ya 9 tanesini 3 6 7 8 9 tanesini alacağım çünkü 3 6 9 hani bir ilmekte oluşması için hani bir ilmek oluşuyor. O yüzden fazlalaşması için. Fazlalaşmaması için. Bir ters topladıktan sonra iki ters ördüm. 3 ters. Başına sardığımı ters. Ortadakini ters. Başına sardığımı ters. Bir ters. İki ters. 3 ters ördük. Yo, bu ilmekmiş. İki ters ördükten sonra burada yine ilmeklerimi öne doğru ters olarak topladım. Kenar ilmeği ters ördüm. Önde de yine aynı şekilde anlamıştırsınız umarım iki defa gösterdim. Düz örüyorum. Düz örüyorum. Bu iki düz ördüm. Bu iki tanesini de sağa doğru çift aldım. Başına sardım. Bir düz, iki düz,
3 düz ördükten sonra başına sardım. Çift aldım. Papatyadan 1 örüyorum düz. 2 düz. 3 düz. 4 ile 5. içe doğru kapatıyorum. Sonra başına sardım. 1 düz. 2 düz. 3 düz. Başına sardım. Çift aldım. 1 düz. 2 düz. Bitti. İnşallah. Anlatabildim, anladınız. Anlamadıysanız sorun arkadaşlar. Çok güzel bir model oldu. Sarıyla tam kendisini gösterdi. Bu yeşil, bu sarı. Beyaz daha harika durdu sanki. Ama sarıyla gösterdi kendisini. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim inşallah. Memnun kalırsınız, beğenirsiniz. Başka Ören Hanım YouTube sayfama abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Öylelikle videolarımın hepsini de görebilirsiniz. Size bildirim gelir arkadaşlar. Beraber oluruz hep beraber örgü el işi yaparız inşallah. Böylelikle videolarıma yorum, beğeni, paylaşım yaparsanız da memnun olurum. Allah'a emanet olun.